toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranında. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile milletin efendisi. Aşıklar Şehri Uşak'tan, Eşme ilçesinden, Eşme ilçesinin Ahmetler beldesinden Bir Milletin Efendisi programından tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta Milletin Efendisi programı olarak Ahmetler beldesindeyiz. Ahmetler beldesinin özelliklerini, güzelliklerini, Uşak'ın o meşhur tarhanasını, susamını, haşhaşını, tarımını, hayvancılığını konu alacağımız Milletin Efendisi programı başlıyor. Thank you.
Selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ ol. Senden başlayalım. Çiftçiler hayvanlarla uğraşıyoruz. Büyükbaş hayvan var. Biz bıraktık, onlara devrettik. Onlara uğraşıyorlar. Emekliyiz. Emekliyiz. Nasıl işler güçler hayvancılık? Hayvancılığın tadı kalmadı. Şimdi üretici nereye varsa mağdur. Kasapta 1 lira koydu mu yemi soran yok hiç. Yem 5 lira koyuyor. Et 1 lira koydu mu medya bütün bağırıyor. Başımız işte malum. Sorunlarımız burada süt, bir çay, bir bardak çay parası. Sorunlarımız burada. Eski tadımız tuzumuz yok. Yok, o eski tatlane de canım onlar yok. Genellikle buğday, arpa, susam, boğazdan işte. Boğazdan da malum çevrede olan domuzlardan şeyden alınmıyor. Ondan da bir şikayetimiz var. Domuzu bol buranın. Bol, domuzu bol. Ekiyoruz. Ekiyorduktan sonra biraz olgunlaşsın diye şey yapıyoruz. Bir de varsa ki mahsulü bitirir. Domuzu kovan şeyler, ürünler var. Var onlarda bin... Elektrikli çitler var. Pek de bir şeysi olmuyor onları. Kullanmıyor musun? Evet. Onları kullanmıyoruz ama kullansak da alışıveriyor mahluk onlara. Yine de toparlayıp yiyip gidiyor. Bostanları götürüyor domuzlar. Domuzlardan derdimiz, sıkıntımız var. Var var. İlk defa benimkini yedi, öyle diyelim gari. 3-4 dönüm bostanım vardı, olduğu gibi yedi. Ben de Seyif Şılak, doğuma büyüme buralıyım. Çiftçiyiz, abinin dediği gibi büyükbaşla uğraşıyoruz. İşimiz bu şimdilik şu anda. Nasıl, hayvancılık nasıl? Normal diyelim, abimin dediği gibi piyasa şu anda pek neşeli değil yani, öyle diyelim. Sıkıntılı, süde demin abinin dediği gibi 1 lira koyursa yeme 2 lira koyuyor. Buralarda sıkıntı oluyor bizim yani, dediğim gibi. Baş başa gelemiyoruz. Şunu istiyoruz mesela biz. Tüketici de, üretici de memnun olsun. Bu köy doğumluyum ama Avrupa'da yaşıyorum. Burayı köyüme, eşimi, dostumu, annem, babamı ziyarete geldim. Şimdi, Avrupa'dan bakınca nasıl görünüyor köyünüz? Avrupa'dan bakınca köyümüz... Daha biraz daha biz artık tam her tarafı göremediğimiz için biz Sıla Özlem'i çektiğimiz için sadece buraya geliyoruz. İşte eşimiz, dostumuz ziyaret ediyoruz. Artık buradaki arkadaşların anlattıklarına göre tabi biraz sıkıntılar var. İşte hayvancılıkta olsun, tarımda olsun. Allah yardımcılar olsun diyorum yani. Elimizden bu geliyor. Ben Adil Kocaman, Ahmetler doğumluyum, doğma büyüme. Yurt dışında kalıyordum. Şimdi emekli oldum. Gelip gidiyorum yani. Yurt dışındasın. Evet. Baki ile beraber gittik zaten. Aynı yaştayız. Yani buradan emekli oldum. Şimdi bir ay orada, 5 ay burada, öyle gelip gidiyoruz işte. Bak, kamera çekiyor seni, televizyona çıkacaksın. Oraya mı bakın? Bakmana gerek yok, o seni böyle yakınlaştırıp alıyor. Yaş kaç? Yaş. Yaş mı? Ne diyorum? Kaç yaşındasın? Ay, 78'e vardı. 80'e vardın. Çoluk çocuk nerede? Bakmıyor bak. Ha? Doğumum 33. Hesap ediyor gari. 33 doğumluyum. Tamam. Çoluk çocuk var mı burada? Tek mi yaşıyorsun? Benim ha. Kimse var mı burada? Var. Burada yalnız değil de oğlanları... İki oğlum var, bir kızım var. Kızım Konya'da. Ya bu evden ayrılamıyorsun herhalde. Evet. Çok mu seviyorsun bu evi? Ben burada duruyorum. Yalnız çocuğa duruyorum ha. Yalnız duruyorum. Aa, komşum bu. Bu da oğlum. Bunlar ben... Bak, incirlerine de heves ettim. Alacağım incirlerden. Müsaade var mı?
He? İncir, incir. İncirlerden alalım diyor, yiyelim mi diyor. İncir de mi? He. Yiyin. Yiyeceğim. Tarhanan var mı tarhana? Tarhana yok. Tarhana var mı diyor, tarhana var mı? Depoda tarhana var mı? Tarhana mı? Tarhana var mı diyor, tarhana var mı? Yok. Tarhana da yok. He. Yok, bir canım var, bir canım. Bir canım var. He. Başka bir şeyim yok. Devlet sana et yarayla veriyordu. Şimdi onu keşettiler de dolayla veriyorlar. 100 lira verdiler öteyen. Geldim, su parası geldi, çöp parası geldi, elektrik geldi. Bana bir şey kalmadı. Kalmadı. Ben buraya otururum, benim belim tutmadı. Otur bakayım, otur. Otur abi. Tamam. Yetmiyor yani, dolaylı yetmiyor sana. Elektrik yetmiyor, suyuna yetmiyor. Okudum, yetmiyor. Ya. Allah şifalar versin, hayırlı uzun ömürler versin. Bizlere ha. Dua et. He? Dua et bizlere. Fakir nereye gitti? Bizlere dua et diyor. Duana muhtaçız diyor. Dua et diyor. He, bizlere dua et diyor. Siz sen diyor. He, bunlara dua et. İyi bakalım, iyi de. Namazı kılın da, namazı kılınca iyi de. Şimdi eslem olmaz. Namazı kıldın mı o zaman yeterin. Herkese ediyorsun. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin yaratanım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Merhabalar. Ya ne güzel bir evdir burası. Asmalıklar altında, üzümler yukarıda, domatesler aşağıda, matkap elinizde. Evet. Yengeler kim? Yengeler komşumuz. Yenge, o bu işte yengem oluyor, amcamın hanımı. Muhabbeti yerinde. Artık olacak o kadar. Olacak o kadar. Domates şu an ne yapıyoruz? Salça mı yapıyoruz? Şu anda salça yapılıyor. Yeni yöntemlerle eski yöntemleri birlikte salça yapılıyor şu anda. Köyümüzde su sıkıntısı olmadığı için her türlü şeyler yapmak mümkün. İsim? Raziye. Raziye. Rahmetli annemin ismi. Öyle mi? Benim annemin ismi de Raziye'ydi. Raziye. Yaş kaç? 80. 80. 80 yoksunuz herhalde. Ben bana 67 yaşındayım. Neler yapıyorsunuz köyde? Oturuyorsunuz. Oturuyor. Bizim iş işleme zamanımız geçti gari oğlum. Çoluk çocuklar nerede? Burası genelde hep yurt dışında. Bizimkiler burada. Burada mı? Burada. Çok güzel bir köyünüz var. Yengem tanıyalım seni. Ben Şükrü'nün hanımı Emine Dincer'in. Şükrü Dincer'in hanımıyım. Erhan Dincer'in anasıyım. Buksun Erhan Erol, Mustafa dördü bir iş görüşüne gittiler. Geri dönmediler. Bayramın ilk haftasında çıktılardı. Uşak'ta haberlerini aldım. Gari akşama gelirler mi gelmezler mi bilmiyor çocuğum. Maşallah senin ne güzel evin var burada. Üzüm bağları içerisindesin. Her türlü meyve var. Şu ne güzel ya, şunun güzelliğine, büyüklüğüne ama bakar mısınız? Sevgili izleyenler. Yok, birer ikişer taneden kurtulamazsın sen. Yok şimdi yok arkası cevizene geldi. Şimdi yok tane. Yok mu? Yok canım. Bunlar mı bizim payımıza düştü? He, bunlar payımıza düştü. Bu, ben bunu gelene gidene hediye olarak veriyorum. Hediye olarak? Hediye olarak veriyorum. İnceye zaman yetiş gelirseniz, ceviz inceye zaman. O zaman bulabilirsin. Senin maşallah şu üzümler ne güzel ya. Yılbaşında eriyor bunlar. Yılbaşında eriyor. Biz bunları Ulu Bey'den fidan olarak getirdiydik. Yalnız ıscak çok bu yıl erken erdi. O erik. O da eriyor. Turşu kaynatılan da erik o. Kurumuş erik bu. Bunu
hafif kaynatır, suyunu dökersin. Ondan kerbiber de hafif kaynatır, dökersin. İkisini bir kaynatırsın, sarımsak dökersin, turşu olur bu. Kaynatma turşu, bastırma turşu değil, tağ yeri bu, tağ yeri. Ekşi bu, tağ yeri, ekşi. Tarhana yapıyorum. Tarhana da yapıyorum, bulgur da yapıyorum. Asalçı yiyin kaldırdım, biber salçası kaldırdım. Çocuklara tarhana kattım, hazırladım. Katacağız salça. Tarhana da isteriz. Oldu, istek. Yani çocuklar hepsi yurt dışında mı? Üçü. Birisi Erdek'te, birisi Ankara'da. Büyük olan Ankara'da yerleşti. O genel kurmay başkanı da tekte çalışıyordu. Oradan ev aldı. Öteki genelde de... Genelde bu Ahmetler beldesi hep yurt dışında. Bizimki orada kaldı, gitmedi. Büyük oğlum o gitmedi. Onun gücü... Köyünüz güzel, mamur. Evler güzel, bahçeleri güzel. E şükür Allah'ın bugününe. Bunu bulasıya kadar biz niye akla karayı seçtik biliyor musun? Allah'a tamam ilahe veriyor şimdi. Çok verdi. Allah isteyene de versin. Olmayana da versin. Bana yok mu diyene de versin. Bize çok verdi. Şükür etmezsem Allah sonra. Sen bize bir güzel dua et bakalım. Allah işlerinizi de getirsin. Toprakta yavuşladığınız saraltın olsun. Gittiğiniz yerde iyilerden görüştürsün. Kötülere görüştürmesin. Her işlerinizde mamur olun. Cennetiniz hayırlı olsun. Hacılar güzel gidin. Hacı boşluğu solun. Oğlunuzla, oğul kızınızla komşu olun. Hanımınızla ölesiye kadar yaşayın bir yastıkta. Daha ne deyi verin karakter. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Sağ ol. 60 sene oldu bu yıl başında bize evlenel dedin ne? 60 yıl maşallah. Şimdi 61 yaşına girdi, devrildi şimdi evleneli. Evet, sen yurt dışında şimdi çocuklara bir el salla, seni yurt dışında izleyecekler. Yurt dışında kızım var, torunlarım var, Yasemin, Deniz, Emine, Mert, gelinim Beyate, Gülden, kızım Ayşe, hepsinin de gözlerinden öperin. Allah'a emanet olsunlar. Ahmetler beldesi sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz şekliyle mamur bir yer, bayındır bir yer. Zaten birçoğu da gurbetçi, yurt dışında yaşıyor. Beldenin hemen hemen tüm köşe bucağında tavuk kümeslerini görmeniz mümkün sevgili izleyenler. Hayvancılık da beldede bir hayli gelişmiş bulunmakta. Çeşme suyumuz az akıyor. Çeşmemizin üzerine sondaj vurdular. Suyu kesildi. Bir vatandaş dışarıdan bir su aldı, onu koydu. O akıyor şimdilik. Köyün en eski çeşmesi, köyü idare eden suyuydu burası. Ben 61 yaşındayım. Benim aklım erdireli bu köy bu çeşmeden sulanır. Kullanır suyunu.
Şu an maalesef kurumuş. Evet, çünkü kesildi. Hayvanlar da sulanamıyor. Konkret kesince bu çeşme kurudu. İzin vermemeniz lazım yani bu çeşmenin. Tarihe tanıklık yapmış evet, bu çeşmenin suyu. Kurumaması lazımdı. Köyün duyarsızlığından işte vatandaş oraya bir sondaj vurdu, sondaj çeşmemiz suyunu kesti. Köyün kuruluşundan daha eskilerinden çeşme. 44 yılında. Evet. Öp aman da aman. Kerim oğlum sandalı da sandalı, öp aman da aman da Kerim oğlum sandalı da sandalı. Algamana boyanmış Kerim oğlum, her yanı da her yanı halkalara boyanmış Kerim Ağa. Biraz daha farklı. Eşme değil sevgili izleyenler, halk pazarındayız. Şu anda sergide çanları görmektesiniz. Boy boy, çeşit çeşit. Evet ustam, hangisinden başlayalım? Bir anlatın bakalım. Abi nasıl anlatayım size ama? En büyüğünü ele alalım. En büyük çan. Hangi hayvanlara takılıyor bu? Abi burada koçlara takarlar, kuzulara. Koçlara, kuzulara. Yani küçük baş hayvanlara. Ayrı ayrı değil midir bu çanlar? Yani keçisi, koçu, kuzusu ayrı mıdır bunların? Hepsi aynı mıdır yoksa? Şimdi her çobanın kendine göre beğendiği bir sesi vardır. Bunlar mesela tek sayı olarak takılır. 5 tane, 7 tane. 9 tane. Yani bir takım yaparlar. Atıyorum adamda 150 tane şey var. Koyun var. Gelir buradan 25 tane, 27 tane çan alır gider. Bunlara kuzuları takar. Yani koyunları takar. Küçük baş hayvanlara takılır yani. Bunların seslerinin hepsi aynı mıdır? Hayır. Farklıdır. Farklı. Hı-hı. Hangi farklı sesli olan alalım elimize? Şunlar daha farklıdır sesleri. Küçükler olarak demir diller vardır. Bunların bir de ayrı şöyle boynuz dilleri var. Hepsinin sesleri ayrı ayrı. Şunlar? Bu ne? Onlar süs için. Bunları bir kişiye verdik böyle. Hepsi bir. Sen karşıdan geldin muhabbete. Evet. Evet, evet. Bunların sesi nasıl? Bunlar koyunlara takılır, koç. 15 ya. Tanesi bir takımdır bunun. 15 tanesi. Şimdi koça büyük değil mi bu? Değil. Değil efendim. Ya bunlar sığıra uyar gibi geliyor bu bana. Bu zevk işi. Bunu küçük takan da olur, büyük takan da olur. Yani koyuna herkesin zevki ayrı. Zevkler ayrı ayrı. Evet, evet. Her çobanın kendine göre bir sesi vardır. Gece uyur koyunu güderken. Daha sonra çanın sesinden bulur koyunun nereye gittiğini. Yani o işe mi biraz da çan yarıyor? Yani o iş için aslında. Evet. Çanın önemi o. Kimilerde böyle çobanlar birbiriyle yarışır. İşte benimkinin sesi daha çok çıkıyor, işte seninki az çıkıyor, böyle bir rekabet vardır yani. Rekabet de var. Tabii. Şimdi arkada kepenek var. Evet. Nedir o? Ödemiş'ten Saadettin Uygun'a mı satılmış o? Nedir olay? Bunu yapan ustanın ismi. Saadettin Uygun. Ödemiş'te. Elde yapılıyor bu. Şimdi makinede falan değil. Saadettin Bey'in reklamını da yapmış olduk. Evet. Abi bu da kışın kullanılır.
kışlık kepenek bu. O çakma mı? Bu yağmurluk vazifesi gördü aynı zamanda. Bu su geçirmez. Çoban bunu kışın koyunlar gündüz güdüldüğü için mesela yağmurlu havalarda bunu giyer. Onun bu sonradan çıkma mı? Bu sonradan bir sonradan. Evet yapılan. Kepenek yüzyıllardan beri var. O evet eskilerden beri var. Var olan bir şey. Yazın bu kepenek serin tuttuğu söyleniyor. Yazın. Doğrudur, doğrudur. Kışın sıcak tutar, yazın serin tutar. Evet. İşte bu yaz ortasında biraz serinleyelim. Sizler serinleyin, biraz takın bakalım, giyinin bakalım. Biz devamlı giyiyoruz. Bir de sizlere giydirebiliriz ama biraz üzerinize yapışabilir şeyi. Evet. Tüy olur. Bunun için... Sevgili izleyenler, Uşak'ın haşhaşı, susamı ve dahi tarhanası meşhur. Evet. Şu anda haşhaş ve susam ezilen bir yerdeyiz. Evet. Şu anda kavruluyor haşhaş ve susam. Şu anda burada ilk aşamadayız. Kavruluyor. Susam ve haşhaş. Kavruluyor ve savurmadan geçiyor, temizleniyor ve değirmene geçip burada da görüldüğü gibi sıvı hale getiriliyor. Kahvaltıda ve hamur içinde kullanmaktayız. Haşhaşım. Haşhaş. Böyle bandıra bandıra yiyebilir miyiz onu? Evet, şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu bir de ekmek dilimine sürüp de gösterseydik keşke. Yani bir çikolata varı ekmek yani diliminin üzerine sürüyoruz. Yani çikolata gibi. Bir saralı çikolata gibi. Şöyle. Buyurun. Şu. Bu da evet susamı görüntülüyoruz şu anda. Susam. Görüldüğü gibi. Susamın ezmesi. Evet nedir bundan? Susamın faydaları veya haşhaşın faydaları? Susamın, haşhaşın faydaları. Haşhaş kafa bulduruyor mu? Saymakla bitmez. Yok kafa işi yok bunda. Haşhaş bu, dendi mi akla? Ama yanlış anlaşılıyor. O kozağında olur. Kozağında yaşıkken süt çıkar, uyuşturucu odur. O bizi ilgilendirmiyor. Bizden önce oluyor. Evet. Yani tarladayken oluyor. Şu anda kozaktan çıkmış hali bizde tohumu. Tohumu bizde, en güzel yeri bizde. Evet. Susamın ya saymakla bitmez. Yine bunu da çikolata gibi ekmeğin üzerine aynı. Kahvaltıda sürüp yiyoruz. Bir margarin bir şekilde, bir çikolata gibi ekmeğe sürüp yenilebilir. Veya tatlandırıp yenilebilir. Balla, reçelle, herhangi bir tatlandırıcıyla tatlandırılıp yenilebilir. Tamamen tarladan geliyor. Evet, tarladan geliyor. Evimizde, imalatta, eleme, savurma işlemlerinden geçiyor. Yıkama işleminden geçiyor. Ondan sonra buraya geliyor. Bugün bizim buranın pazarı, köylülerimiz kalabalıktır. Eşmenin köyü çok kalabalıktır. Bir de Uşak'ın Eşmen'in bunların yanında meşhurdur. Tarhanası meşhurdur. Tarhanası, kilimi meşhurdur. Yıl 12 ay. Ve eskiden bunu sabahları tüketilirdi ama şimdi 3 öğün. 3 öğün tüketiliyor. Yani 3 öğün bunu tüketebiliriz. Sabah kahvaltıda içebiliriz, akşam yemeğinde, öğlen. Yani bizim sofralarımızda olmazsa olmazlardan bir tane. Nedir, nelere iyi? Şu anda bu tatlısı. Acısı olur, normal olur. İsteyen acılı alır, isteyen tatlı alır. Tatlı acı normal. Yani tarhana. Evet.
tatlı, acı normal. Üç ailede. Her aile acıyı yemez. Her aile tatlı yiyemez. Onun için bunu evde hanımlar yapar, bayanlar yapar. Bayan işidir. Bunu yapılırken bayan işidir. Milletin Efendisi programının daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Uşak Eşme Ahmetler Beldesi'nde idik. Haftaya ülkemizin değişik köy meydanları ve hasat yerlerinde oluncaya dek ben Adem Birinci, yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Allah emanet olunuz. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile Milletin Efendisi. Adem Birinci ve ekibi tarım ile yatıp tarım ile uyanıyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülke için tarım sanılandan çok daha önemli. Milli ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dair konuşulmayanlar her hafta Türkiye'nin beyaz ekranında. Köy belleğine şiirsel bir yolculuk. Adem Birinci ile Milletin Efendisi.